Bir uçak düşünün. Gövdesi kompozitten yapılmış, çok hafif. Aynı zamanda yeni nesil motorlarıyla birlikte çevreyi kirletmiyor ve çok sessiz. Uçağa biniyorsunuz, geniş bir kabin alanı sizi karşılıyor ve kabin irtifası yolculuk sırasında sizi hiç yormuyor ve aynı zamanda gürültü oranı da düşük. Geniş pencerelerden şöyle dışarıyı serede serede baka baka gidiyorsunuz. Evet, bu videomuzda konumuz Boeing 787 Dreamliner. İşte bu yeni gelişmiş sistemlere sahip ilklere imza atmış yolcu uçağını birlikte tanıyoruz. Uçak imalatçıları için yeni nesil teknolojileri koymak çok önemli. Hem yolculardan büyük talep görüyor bu yeni nesil teknolojiler. Aynı zamanda hava yollarına da esneklik sağlıyor, bakım kolaylığı sağlıyor, düşük yakıt maliyetinde de verimlilik sağlıyor. Ama şimdi sizi yaklaşık 20 yıl geriye doğru götüreyim. Hatırlayacaksınız, 11 Eylül saldırıları 2001 yılında meydana gelmişti ve sektör gerçekten çok ağır bir faturayla karşı karşıyaydı ve tüm hava yolları için yeniden yapılanma gerekiyordu. Çünkü güvenlikle birlikte maliyetler çok yükselmişti. Hava yolları ayakta durmakta zorlanıyordu. Buradan çıkışın da tek yolu yüksek verimliğe sahip ekonomik uçaklar kullanmaktı. Ve Boeing o yıllarda enteresan bir çalışmaya imza attı. Yeni bir uzun menzilli yolcu uçağı konseptini çizmeye başladı. Bu uçak için ilk konulan isim 7E7 idi. Biliyorsunuz Boeing'in uçakları 7 rakamıyla başlıyor. E harfi ise verimlilik. İngilizce'de efficiency'yi adlandıran efficiency'nin E harfi, o iki tane 7'nin arasına gelmişti. Ve böylelikle yepyeni bir model hayata geçmeye başlamıştı. Yolcu uçaklarına yeni bir bakış getiren tasarımın aslında hayata geçmesi hiç de kolay olmadı. Mühendisliğin limitleri zorlandı ama sonunda ortaya çok farklı bir uçak çıktı. Bunların başında da kompozit malzeme geliyordu. Normalde yolcu uçaklarının gövdeleri alüminyum ağırlıklı imal ediliyor. Kompozit ise ileri teknolojisiyle çok daha hafif ama dayanıklı bir ürün. Bu farklı uçak başta soru işaretleriyle karşılansa da havacılık sektörü tarafından çok sevildi. 787 toplam 1540 adet sipariş aldı. Aralarında Türk Hava Yolları'nda olduğu 80'den fazla şirkete 2022 sonu itibariyle 1037 adet uçak teslim edildi. 787 ile bir önceki nesil yolcu uçaklarını karşılaştırdığımızda en büyük fark yakıt tasarrufu. Uçak %25 daha az yakıt harcıyor. Bunda en büyük etki General Electric, GE&X ve Rolls-Royce imalatı Trent 1000 serisi motorlar. Yeni nesil motor teknolojisiyle karbon salınımı da %25 oranında düşürülmüş oluyor. Düşük yakıt sarfiyatı sayesinde havayolları maliyetlerini aşağı çekiyor, geniş kargo alanları ise ek para kazandırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki 787'nin bir büyüğü 777 var. Türk Hava Yolları'nın da filosunda 777'ler var. Peki neden 787'ye ihtiyaç var? Örneğin havayolu şirketi uzun menzilde yeni bir uçuş hattı açacak. Buraya hemen yolcu bulmak, doldurmak hem de kargo bulmak kolay değil. Bu yüzden yolcu kapasitesi daha düşük, yani riski daha düşük olan uçaklar kullanılmaya başlıyor. Örneğin Türk Hava Yolları'nın başlattığı İstanbul'dan Seattle uçuşları 787 Dreamliner'larla başlatıldı. Yavaş yavaş bu hatta doluluk arttıkça daha yüksek kapasiteli 777'lere çıkartılıyor. Bu durumda hava yolu için filo açısından bir esneklik sağlıyor. Serinin 3 farklı modeli var. 787 8, 9 ve 10 modellerinin farklı koltuk kapasiteleri ve menzilleri bulunuyor. 787-8 248 koltuklu, 13.500 km menzile sahip, gövde uzunluğu 57 metre.
bir büyük boyu olan 9 modeli ise 296 yolcu taşıyabiliyor. Menzili 14.010 kilometre. Gövde uzunluğu da 63 metre. Ailenin en uzun boylusu 68 metrelik gövdesiyle 10 serisi. Toplam 336 yolcu taşıyabiliyor. Menzili de 11.730 kilometre. Biz uçak fabrikaları deyince aklınıza böyle her şeyin o fabrikada yapıldığı gelmesin. Gerçekten çok az iş yapılıyor. Çünkü dünyanın dört bir tarafından imalat hattına parçalar geliyor. İşte kanatlar, gövde parçaları, koltuklar, radar, motor derken milyonlarca parça fabrikanın üretim hattında bir araya geliyor. Benzer durum 787 için de geçerli. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok farklı ülkelerden parçalar Boeing fabrikasına ulaşıyor. Gövde imalatında 3 ana parça bir araya getiriliyor. Kanat ve motorlar takıldıktan sonra uçak boyaya gidiyor. Kabinin de yerleştirilmesi arkasından test uçuşları başlayıp hava yoluna teslim ediliyor. Fabrikada o kadar hızlı bir akış var ki parçaların doğru zamanda ve istenilen standartlarda gelmesi gerekiyor. Bazen sorunlar yaşanabiliyor. Havacılık standartları gerçekten çok yüksek. Her an hem Boeing mühendisleri hem de çeşitli ülkelerin veya Boeing'in bağlı bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havacılık otoritesi FAA bunların kontrollerini gerçekleştiriyor. Ama bir aksaklık olduğu zaman, yani parçaların standartları istenilen şartlarda olmadığı zaman veya uçuş emniyetine herhangi bir soru işareti oluşturulduğu zaman bu imalat durmak durumunda. Tabii ki fabrikayı bir anda kapatamıyorsunuz. O üretim bandı devam ediliyor. Uçak üretim hattından çıkıp ayrı bir yere alınıyor. O parçalarla ilgili sorunlar giderildikten sonra müşterisine teslim ediliyor. Bazen de tabii ki işte yaşadığımız salgın dönemi veya ekonomik krizler olduğu zaman havayolu pek almak istemiyor uçakları, ama fabrika durmuyor. Bu şekilde üretimin sürekli devam etmesi gerekiyor. Benzer bir aksaklık Boeing'in de başına gelmişti. Birkaç ay evvel 787'de bazı parça problemleri vardı. Bunlarla ilgili mühendislik çalışma ve havacılık otoritelerin onayları tamamlandı. Arkasından tekrar teslimat başladı. Türk Hava Yolları da uzun süredir beklediği uçağını bu şekilde almış oldu. Halen Türk Hava Yolları'nın filosunda 16 adet 787 bulunuyor. Toplam sipariş adeti ise 30. Önümüzdeki günlerde teslim edilecek yeni uçaklarla birlikte hem Türk Hava Yolları yeni hatlar açacak hem de filosuna bir esneklik kazandırmış olacak. Şimdi gelelim yolcu konforuna. Videonun başında da söylediğim gibi 787 ile uçarken çok fazla yorulmuyorsunuz. Bunun nedeni kabin irtifası. Normalde yolcu uçaklarında kabin irtifası 8000 feet olarak belirlenmiş durumda. Yani bu yaklaşık 2438 metreye eşit. Uçağın kompozit yapısı sayesinde 787'lerde bu basınç 6000 feet'e, yani 1830 metreye düşürüldü. Bu durumda yolcu konforunu ciddi oranda arttırmış oldu. Bunun farkını şöyle söyleyeyim ben size. Çok yüksek irtifaya alışkın değilseniz, ben İstanbul'da yaşıyorum, deniz kenarında yaşıyorum, buranın irtifası sıfır. Bu tür uçuşlarda örneğin kıtalar arası bir 10 saat uçtuğunuz zaman normal bir yolcu uçağıyla insan gerçekten yoruluyor. Ama kabin irtifasındaki bu 2000 feetlik düşüş bile gerçekten uzun uçuşta daha az yorulmanızı sağlıyor. Benim de tabii ki tavsiyem var size bu konularla ilgili. Özellikle uzun uçuşlarda su kaybı had safhada, bol bol su içmenizi tavsiye ediyorum. Yolcuların 787'de en sevdiği detaylardan biri de geniş pencereler. Bu pencereler 787'nin rakibi olan Airbus A350'ye göre %40 daha büyük. Ve başka bir detay da, pencerelerde perde yok. Kumandayı vererek kendiniz ayarlıyorsunuz ve gerçekten etrafı keyifle seyrederek uçabiliyorsunuz. Gelelim 787 ile ilgili ilginç rakamlara. Uçakta yoğun olarak elektrik kullanılıyor. 787'de 1.45 megawattlık elektrik üretiliyor. Sistemleri çalıştıran elektrik aslında
400 eve yetecek güçte. Boeing 767 modeliyle karşılaştırdığınız zaman 787'de üretilen elektrik gücü tam 5 kat daha fazla. Uçağın kompozit gövdesi karbon fiber bantların sarılmasıyla oluşuyor. Örneğin ön gövdede 300 bin metre uzunluğundaki fiber bantların sarılmasıyla üretim gerçekleştiriliyor. 787'deki toplam parça sayısı ise 2 milyon 300 bin. Örneğin bu rakam 767'de ise 3.1 milyon. Buradaki en büyük fark gövdenin kompozit olmasından kaynaklanıyor. Boeing 787, iki pilotun da kokpitte HUD olarak adlandırılan başüstü ekran sistemine sahip ilk yolcu uçağı. Bu teknoloji savaş uçaklarından geliştirildi ve 787 ile yolcu uçaklarında kullanıma girdi. Pilotlara hem daha emniyetli uçuş hem de durumsal farkındalık sağlıyor. Gelelim uçakların fiyatlarına. Boeing'in açıkladığı liste satış fiyatlarına göre 787-10 serisinin satış fiyatı 338.4 milyon dolar. Türk Hava Yolları'nın da kullandığı 787-9 modeli 292.5 milyon dolar. 8 serisinin ise fiyatı 248.3 milyon dolar. 787'de rastlamak isterseniz, uçma keyfini tatmak isterseniz Türk Hava Yolları'nın kıtalar arası uçuşlarında uçuş tarifesine bakabilirsiniz. Ama bazen iç hatlarda da yoğun olan günler 787 uçabiliyor. Ben bazen yapacağım iç hat seyahatlerinde denk getirmeye çalışıyorum. Öyle işte İstanbul'dan Ankara'ya uçuyorsunuz belki ama o 1 saatlik uçuşta bile 787'nin keyfini sürmek gerçekten çok iyi. Evet, sivil havacılık videomuzda bu programda Boeing 787 Dreamliner'ı dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Lütfen web sitemizi takip edin. Savunma ve havacılık konusundaki haberleri, en yeni gelişmeleri okuyabilirsiniz. Sosyal medyadayız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve altına lütfen bir yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.